bin şu arabaya. Savaş Bey, Savaş Bey. Eğer arabaya binmezsen o zaman asıl ezaleti göreceksin. Lütfen Savaş Bey. Savaş Bey bir açıklama. Savaş Bey bir açıklama yapın lütfen. Savaş Bey buradayız. Hadi takip edelim. Araba nerede? Aşağıda. Hadi gidelim. Bu nasıl rezaletti böyle? Savaş'ın yaptığına aklım almıyor. Çok mu komikti Süreyya? Çok güzel ve çok romantikti. Çok mu güzeldi? Çok güzeldi. Süreyya, sen ne dediğinin farkında mısın? Evet, kesinlikle farkındayım. Ne oldu ki? Yarın bütün gazetelerdeyiz. Cemiyetin içine girecek yüzüm kalmadı benim. Bir de bana ne oldu ki diyorsun? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Keşke cemiyettekiler ne derden önce bir abimin ne hissettiğini, ne yaşadığını düşünseydim. Ben de abim de senin için hep cemiyetten sonra geldik değil mi? Yok, yok. Yani benim çocuklarım aklını kaybetmiş, yok. Bunun başka bir izahı olamaz ki. Olamaz. Mümkün değil. Of. Ah Savaş, ah. Tanımıyorsun Ayşen, hiç. Bu yaptın. Bu yaptın. Bu yaptığın ne? Zorbalık mı? Evet, evet zorbalık. İstiyorsun. Hayır, tek bir şey istiyorum. Sen ol istiyorum. Sen olayım istiyorsun, öyle mi? Benden habersiz. Benim kızacağımı bile bile benim fotoğrafı o dergilerde paylaşarak mı yapıyorsun bunu Savaş? O fotoğrafı bana nasıl açıklayacaksın? Açıklamayacağım çünkü haberim yoktu. Ama hesabını soracağımdan emin olabilirsin. Tabii senin hiçbir şeyden haberin yoktu Savaş. Bir kere de bana inansan ha Ayşen. Bir kere de bana inansan. Olmaz. Ben sana bir kere değil iki kere inandım Savaş. Ben bu sohbetten çok sıkıldım. Ben de. Savaş Bey'in aklından olan o genç kadın kim? Bu akşam ki olanlarla ilgili ne diyecek? Savaş Bey'in Neslihan Hanım'ın başka biri mi? Lütfen. Neslihan Hanım herhangi bir açıklama yapmayacak. Süreyya Hanım. Bir açıklama yapmayacak. Süreyya Hanım. Lütfen müsaade eder misiniz? Lütfen bir açıklama yapar mısınız? Lütfen müsaade eder misiniz? Savaş dursana artık, yavaşla. Savaş dur artık, dur. Savaş dur. Savaş, adamları atlattık. Yavaşla artık, öleceğiz, dur. Süreyya Hanım, bir açıklama yapacağım. Karışma. Lütfen, lütfen bizi rahatsız bırakın. Savaş Bey'in davetten kaçırdığı kız müstakbel geliyor. Lütfen, lütfen. Arkadaşlar lütfen. Savaş Bey'in davetten kaçırdığı kız.
Bakanım, hukukta evlilik var mı? Lütfen bir açıklama yapın. Lütfen bir açıklama yapar mısınız? Arkadaşlar. Lütfen rahat bırakın. Lütfen çekil. Neredesin Ata? Ata neredesin sen? Sen neredesin? Neredesin kızım sen? Ha? Neydi o şov? Feride sen ne yapmaya çalışıyorsun? Anne anlamadın sanırım. Sana ve babama rağmen ailemi kurtarmaya çalışıyorum ben. Peki kurtarabildin mi? Anne üstüme gelme. Tabii kızım tabii. Üstüne gelmeyeyim ben. Hiçbirinizin üstüne gitmeyeyim. Hepiniz böyle kafanıza göre takılın olur mu? Hatta kaybolun. Gelmeyin eve değil mi? Ben susayım oturayım, siz öyle bir anne istiyorsunuz. Anne lütfen. Nasıl lütfen Feride? Ne demek lütfen? Yani sen hiçbir şeyin farkına varmayacak kadar nasıl kendini kaybedebilirsin Feride? Biz ne konuştuk seninle? Ne dedim ben sana? Kızım sakin ol, ben halledeceğim dedim mi demedim mi? Söyle. Evet. Dedim değil mi? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Her şeyi berbat ettin. Hepsi birbirine karıştı. Yani ne zannettin sen? Ne zannettin? Baban yarın gazetelerde gördüğü zaman köşeye sıkışıp bu durumu kabul edecek mi zannettin? Ne zannettin? Dur Savaş dur! Rezil olduk, rezil oldum! Beni düşürdün şu hale, baksana! Bana bunu nasıl yaparsın? İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? Ölsem daha iyi! Sen kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyor musun? Ya neden benim hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor ha? Ya ben lanetli miyim? Çok mu şey istiyorum Ayşen? Sadece bana inan istiyorum. İnanırsan her şey yoluna girecek. İnanmamam için her şeyi yapıyorsun Savaş. Hatta elinden geleni yapıyorsun. Senin için önemli olan başka şeyler var. Atabey, atölye, taşlar. Var, var, var. Yok Ayşen, yok. Senden daha önemli bir şey yok. İnanmıyorum Savaş. İnanmıyorum. Anlıyor musun? İnanmıyorum. Sen beni rezil ettin ya. Rezil ettin. Ben Atabey'in yüzüne nasıl bakacağım? Söylesene, nasıl bakacağım onun yüzüne? Yarın gazetelerde bizim fotoğraflarımız olacak. Bunları yaşayacağımı ölseydim daha iyi. Ölmek mi istiyorsun? Tamam. Madem beraber yaşayamadık, o zaman beraber ölelim. Belki o zaman senden daha önemli hiçbir şey olmadığını anlarsın. Yaşarken ispat edemedim. O zaman beraber ölelim.